Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz iç içe başaklar örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle modelinize yakından bakalım. Özellikle çeyizlik yeleklerde çok güzel duran, çok tercih edilen bir model. Bakın alt tarafına cilveli lastik yaptım ben. Modelle güzel uyum sağladı. Şöyle modelimizin arka yüzüne de bir bakalım. Bakın arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Böyle bakıldığında yapılışı sanki çok zormuş gibi görünüyor. Örmeye başladığınızda göreceksiniz o kadar zor değil. Şimdi modelin ilmek sayılarından da bahsetmem gerekirse eğer modelimiz 10 ilmek ve 10 ilmeğin katlarından oluşuyor. Şöyle bir model buradan buraya kadar 10 ilmek. Yine buradan buraya 10, 10, 10 olarak devam ediyor. Yani aslında model 9 ilmek. Aralarında şöyle bakın birer tane ters yürüyen ilmeğimiz var. Onunla birlikte 10 ilmek oluyor. 10, 10 ilmekleri attıktan sonra en sona geldiğimizde şu en sondaki bir tane ters ilmek için de artı bir ilmek ilave ediyoruz. Her iki başa bırakmak için de birer tane kenar ilmeği. İlmek sayılarımızı bu şekilde ayarlayabiliriz. Modelin anlatımını ben sizlere yaparken şöyle iki model üzerinden anlatım yapmak istiyorum. Bunun için bana 20 ilmek artı bir tane buradaki ters ilmek için ve iki tane kenar ilmeği toplam 23 tane ilmek gerekiyor. 23 tane ilmeğimi atıyorum ve hemen 1-2 sırada lastik olarak örüp geliyorum ki videomuz fazla uzun olmasın, sizleri de sıkmasın. Lastiğin üzerine birlikte modelimizi kurmaya başlayalım. İlmeklerimi attım ve attığım ilmekleri de 1-2 sıra lastik olarak ördüm. Şimdi burası örgümüzün ön yüzü olacak. Çevirip arka tarafında ilk modelimizi arka taraftan kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeği bir tane düz ilmek. Şimdi 9 tane ters ilmek örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ters ilmeği ördüm. Yine bir tane düz ilmek. 9 ilmek daha ters örüyoruz. Örgümüzün arkasını bu şekilde modelimizi kuruyoruz. 1 düz, 9 ters. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeği ters ördüm. Bir tane ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi çevirip örgümüzün ön yüzüne geldiğimizde ajurlu modelimizin sırasını başlıyoruz. Yine kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğinin yanında bakın sabit yürüyen ters ilmek. Bunu ters olarak ördüm. Bir kenar ilmeği, bir ters ilmek. 2 ilmek düz. Şimdi sıradaki 2 ilmeği de bu şekilde ön taraftan batarak sağa doğru kesme yapıyoruz. Kenar ilmeği, bir tane ters ilmek, 2 düz ilmek ördüm. 2 ilmeği de sağa doğru kestim. Bir kez şişime ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar 1 ilmek doladım. Şimdi sola kesme işlemi yapacağız. Önce ilmeklerimin yönünü bu şekilde çevirdim. Ve 2 ilmeği bu sefer de sola yatacak şekilde kestim. 2 tane düz ilmek ördüm. Ve bir tane aradaki ters ilmek. Buraya kadar ilk modelimiz. Şimdi aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Ters ilmeğin devamına 2 tane düz ilmek. Ön taraftan batıp sağa doğru bir kesme işlemi yaptım. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ve kenar ilmeği. Modelimizin ön yüzü. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde arkada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada bir tane düz ilmek var. Bunu düz, ters gördüğüm ilmekleri ters, doladığım ilmeği de ters.
Sırayı bu şekilde tamamladım. İlmekleri gördüğüm şekilde örerek. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. Şimdi burada 3 tane bakın düz görünen ilmeğimiz var. İlkini düz olarak ördüm. Bir sonraki ilmekle yanındaki ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyoruz. Şöyle bakalım. Kenar ilmeği bir ters ilmek, bir tane düz ilmek ördük. Buraya iki ilmeği de sağa kestik. Bir doladım. 3 ilmek düz. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip sola doğru kesiyorum. Bir tane düz ilmek, bir tane ters ilmek. İlk model tamamlandı. Şimdi aynı işlemi ikinci model için yapalım. Bir düz, 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir dolayıp 3 ilmek düz. Tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirip kestim. Bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz gibi örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Ön yüze sıramın başına geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters ördüm. Şimdi burada düz örecek ilmeğimiz kalmadı. Bu iki ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Ön taraftan batıp yine iki ilmeği sağa doğru kestim. Bir doladım. Bakın ortadaki ilmekleri sayarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5. Ortada 1 ile başladığımız ilmeklerimiz 5 ilmek oldu. Devamlı tekrar bir ilmek doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirip onları da sola doğru kestim ve bir ters ördüm. Yine buraya kadar ilk modelimiz oluştu. İkinci modele de aynı işlemi yapalım. Ters ilmekten sonra hemen 2 ilmeği sağa kestim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Sola doğru kestim. Bir ters ve bir düz ilmek örerek sıramı tamamladım. Örgümün arkasında yine ilmekleri gördüğüm gibi örerek ön yüze geliyorum. Ön yüze sıramın başına geldim. Şimdi artık burada modelimizin ortasında, şuradan bakalım. Şu ortasındaki modeli oluşturmaya başlıyoruz. Bakın ilmeklerimizi bu şekilde, şu ortadaki ilmeklerimizi arttırmaya devam ettik. Şu kenardaki ilmeklerimizi de eksilttik. Şimdi artık buradayız. Modelimizi içeriden kurmaya başlıyoruz. Yine sıraya ilk ilmeğimi örmeden alarak başladım. Sıradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Bir kenar ilmeği, bir tane ters ilmek. Şimdi burada bakın düz ilmeğim var. Bu ilmeği düz örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi burada 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı. Şimdi bu sıradaki 2 ilmeği önden batıp sağa doğru kesiyoruz. 2 ilmeği sağa kestim. Tam da şu ortaya gelen ilmeği ters örüyoruz. Ve yine sıradaki 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Onları da sola doğru kestim. Şimdi bu ilmeği düz örüyoruz. Araya bir ilmek atıp yine diğer ilmeği düz. Kesme işleminden sonra bir düz, bir doladım, bir düz ilmek ördüm. Ters ilmeğimi de ördüm. İlk modelimiz tamamlandı. Şimdi aynı burada yaptığımız işlemleri diğer modele de yapıyoruz. Ters ilmekten sonra bir düz ilmek, bir doladım, bir düz ilmek daha ördüm. Şimdi sıradaki 2 ilmeği de ön taraftan batıp bu şekilde sağa doğru kesiyoruz. Şu alttan gelen ilmeği bakın yine ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü sola doğru çevirdim. Onları da sola yatacak şekilde kestim. Kesme işleminden sonra bir düz ilmek, bir doluyoruz, bir düz ilmek, bir ters
ve kenar ilmeği. Sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi çevirdim. Burada araya bir tane ters ilmek ördük. Bakın her iki modelde de. Onları örgümüzün arkasındayken ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada düz ilmek. Onu düz ördüm. 1. Doladığım ilmek. 2. 3. 4. 4 tane ilmeği ters ördüm. Modelin ortasında bir tane ters ilmek örmüştük. Ön taraftayken onu örgünün arkasında düz örüyoruz. Yine 4 ilmek ters. 1 ilmek düz. Yani ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Ama buradaki ilmek çok net belli olmadığı için kaçırmayalım. Onun için arka sırayı da anlatmak istedim. Bakın ördüğüm düz ilmeğin devamına 4 ters ve 1 düz. Yine 4 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeği. Örgümün arka tarafı. Şimdi tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen yanındaki ilmeği ters ördüm. Bir düz, bir doladım, bir düz ilmek daha ördüm. Şimdi bakın buradaki iki ilmeği yine sağa doğru kesiyorum. Bir önceki sırada yaptığımız işlemleri tekrarlıyoruz. Ters ilmeği ters ördüm. Yine iki ilmeğin yönünü çevirip onları da sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek daha ördüm. Ters ilmeğimi de ördüm. Bakın buraya kadar yine ilk modelimiz. Aynı işlemi ikinci modele de uygulayalım. Bir düz. Bir dola. Bir düz. İki ilmeği sağa doğru kes. Bir ters. İki ilmeğin de yönünü çevirip sola doğru kes. Bir düz, bir dola, bir düz, bir ters ve kenar ilmeği. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Bu sırada da önceki iki sırada yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Bir ters ördüm. Bir ilmek düz ve bir ilmek doladım. Tekrar bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi bakın bu iki ilmeği yine sağa doğru kesiyoruz. Önden battım ve sağa doğru kestim. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. Onu ters ördüm. İki ilmeğimin yönünü de çevirip onları da sola doğru kesme işlemi yapıyoruz. Bir düz ilmek, bir dolayıp tekrar bir düz ilmek ve ters ilmeğimi de ördüm. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi yine tekrarlıyoruz aynı işlemleri. Bir düz, bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeği ön taraftan batıp sağa doğru kestim. Bir tane ters ilmek ördüm. Şimdi iki ilmeğimin de yönünü çevirip onları da sola doğru kestim. Bir düz ilmek ördüm. Bir doladım. Bir düz ilmek daha ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğimi örerek de sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerimizi oldukları gibi örüp ön yüze sıranın başına gelelim. Şimdi bu ördüğümüz arkadaki son sırayla birlikte de ilk modelimizi tamamlamış olduk. Şimdi burada yeni sıraya başlarken buradan kenardan tekrar yeni model kuruyoruz. İlk başta ön yüzde yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Birlikte yapalım. Yukarıya doğru nasıl ilerliyor görelim. Kenar ilmeğimi aldım. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi iki ilmek düz. 1 ve 2. Sıradaki iki ilmeği de bakın bu şekilde önden batıp sağa doğru kestim. Bir doladım. Bu ortadaki ters ilmeğimi düz ördüm. Hemen diğer tarafına da bir ilmek doladım. İki ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim. Ve ikisini birlikte kestim. İki ilmek düz. Bir ilmek ters. Bakın şurada yaptığımız işlemi burada tekrar yapmaya başladık.
Ters ilmeğin devamına 2 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeği zaten bakın buradan belli. Sağa doğru kesiyoruz. Bir doladım. Bir düz, bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü sola doğru çevirdim ve kestim. 1 2 ilmek düz, 1 ilmek ters ve bir de kenar ilmeğini örerek de sıramı tamamladım. Hemen şurada da göstereyim. Modelimizi buraya kadar tamamladık. Şuraya bakın. Terslerden bu son ters sıra. Şunu bu şekilde anlayabiliriz. Şu ajurları sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ajur olduğunda tekrar yeni modeli kurmaya başlıyoruz. Şuradan. Burada tersi düze çevirdik. İlmeklerimizi de sağa doğru kesmeye başladık. Tekrar buradan yeni model kurmuş olduk. Modelin yukarıya doğru devamı da bu şekilde oluyor. Alttan yaptığımız işlemleri tekrarlayarak yukarı doğru örmeye devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene basarsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım sizler de benim gibi modeli beğendiniz mi? Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.